Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf Türkçe ders kitabı 160, 161 ve 162. sayfaları işleyeceğiz. İlk sorumuzdan başlayalım. Bir okuma metnimiz var. Afet ve Çocuk Ajandası. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ilkokul ve ortaokul düzeyindeki çocuklara afet ve çocuk ajandası dağıtılıyor çocukları afetler konusunda bilinçlendirmek amacıyla özel olarak hazırlanan 10 bin adet ajanda ve merkez ve kırsaldaki okullara ulaştırılıyor. Ajandalar doğal afetler ile ilgili önemli bilgi ve mesaj içeriyor. Sayfaların bir yüzünde not yazma bölümü, diğer yüzünde ise eğitici ve öğretici bilgilerin yer aldığı ajanda, gerek içerdiği bilgiler ise gerekse çizgisel tasarımları ile adeta bir ders kitabı niteliğinde. İlkokul ve ortaokul öğrencileri seviyesinde özel tasarımla renkli olarak hazırlanan ajanda içerisinde acil telefon numaraları, takvim, deprem anında güvende kalmak için neler yapılması gerektiği, afet ve türleri, doğa olayları, afet öncesi hazırlık, aile, afet acil durum planı, depremin ne olduğu, heyelen ve sel alanında yapılması gerekenler, iyi bir yangın kaçış planı nasıl olması gerektiği yazıyor. Metinle ilgili sorularımız var. Hemen bakıyoruz. Metinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hangi çalışma anlatılmıştır? Metinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara dağıttığı ajandadan ve bu ajandanın dağıtılma amacından bahsedilmiştir. Çocuklara ajanda dağıtılmasının amacı neymiş? Çocuklara ajanda dağıtılmasının amacı onları afetler konusunda bilinçlendirmekmiş. Dağıtılan ajanda hangi bilgiler yer alıyormuş? Dağıtılan ajanda da doğal afetler ile ilgili önemli bilgi ve mesajlar varmış. Ayrıca eğitici ve öğretici bilgiler de yer alıyormuş. Bu metin hangi yazı türüne örnek olabilir? Neden? Bu metin türü haber yazısıdır. Metinde haber niteliği taşıyan bilgiler bulunmaktadır. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Hikayeler yaşanmış ya da yaşanılabilecek olayları anlatır. Doğru. Bütün şiirler dörtlük şeklinde yazılır. Yanlış. Konuşturma sanatının olduğu bir cümlede kişileştirme sanatı da vardır. Doğru. Özellikle ilk olarak gibi ifadeler düşüncenin yönünü değiştirir. Doğru. Bir kişinin yaşadığı ya da tanık olduğu bir olayı anlatmasına otobiyografi denir. Yanlış. Aşağıdaki metinde kutucukların içinde uygun noktalama işaretlerini koyunuz. Zamanın değerini gerçekten biliyor muyuz? Soru işareti. Bana kalırsa bilmiyoruz. Nokta. Eğer bilseydik işlerimizi, virgül, hayatımızı ona göre planlamaz mıydık? Soru işareti. Bakın çevrenize kaç kişi zamanını verimli kullanmış? Virgül. Kaç planlı hayat sürmüş? Soru işareti. Bu yüzden şunu hiç unutmayın. İki nokta. Zaman, virgül. Asla yeri doldurulmayan bir kavramdır. Nokta aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? Bırakın her şey olduğu gibi kalsın. B. Akşama kadar sahildeki çöpleri topladık. C. Martılar bir füze gibi denize çakılıyordu. D. Doğamızı korumak, denizleri kirletmemek hepimizin görevi. C. Şıkkı doğru cevap. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçiş ve bağlantı ifadesi yoktur? A. Oysa ki herkes eskiden daha anlayışlıydı bana karşı. B. Kardeşim yalnız kalmaktan hiçbir zaman hoşlanmaz. C. Son yıllarda özellikle de büyük şehirlerde trafik yoğunluğu arttı. D. Çocuklarımıza başka bir deyişle geleceğimize iyi birer örnek olalım. B. Şıkkı doğru cevap. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiilin yapısı diğerlerinden farklıdır? A. Ben karnım tokken asla uyuyamam. B siz gide durun ben işimi bitirince gelirim. C o kadar dil döktük ama onu ikna edemedik. D çevre bilincini aşılamak için broşürler dağıtıldı. D şıkkı doğru cevap. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tezlik fiili vardır? A işlerimizi tamamlayınca biz de sizinle geliriz. B siz de çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yapabilirsiniz. C hazırlıklarınızı bitiriverin de beraber deniz kenarına gidelim. D. öğrencilerime kavuşmak, onları onlar onlarla konuşmak için can atıyorum. C şıkkı doğru cevap. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı bir fiil vardır? A. Tam iki haftadır tiyatro oyunu için hazırlanıyormuş. B. Dostlarımızın ufak hatalarını affetmeliyiz. C. Çok çalışarak başarıya ulaşabilirim. D. Öğrencilerin birçoğu nasıl çalışmaları gerektiğini bilmiyor. A şıkkı doğru cevap. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? A. Neden hiçbiriniz bana bu konuyla ilgili bilgi vermediniz? B. Çocukluk arkadaşımın ismini nedense bir türlü hatırlayamıyorum. C. Sürekli takip ettiğiniz bir gazete ya da dergi var mı? D. Birçok canlı türünün tehlikede olduğunu Kaçınız biliyorsunuz? B şıkkı doğru cevap. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır? A) Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. B) İnsanları çevre konusunda bilinçlendirmek için elimden geleni yapıyorum. C) Bahçemizdeki elma ağacının meyvelerini toplamak için can atıyorum. D) Denizin muhteşem manzarası karşısında ağzım dilim tutuldu. A şıkkı doğru cevap. Zamanı verimli kullanmak için neler yapılabilir? Zamanı verimli kullanmada bu konuda bilgisi olan büyüklerimizle konuşarak bir program yapmak oldukça etkili bir yöntemdir. Zamanımızı boşa geçirdiğimizi anladığımız bazı etkinlikleri belirli saatlere düşürerek kendimize sınır koymak ve onlar yerine hem sağlığımız hem de psikolojimiz açısından bizlere yarar sağlayacak ve keyif aldığımız aktiviteler arttırmak da etkili bir yöntemdir başardığımızı gördüğümüz ve keyif alarak yaptığımız işleri ve yeteneklerimizi bu kadar keyif bularak keyif alabilir ve başarı elde edebiliriz. Sosyal medya ve televizyon gibi zaman ayırdığımız yerlerde de ne kadar zaman geçirdiğimizi tespit etmeli ve buna ne kadar ihtiyacımız olduğuna karar vermeliyiz. Bu mesele de bize yardımcı olacaktır. Ailenizin düğün gelenekleri nelerdir? Aile büyüklerinize danışarak öğreniniz. Her yörenin kendine ait düğün gelenekleri bulunmaktadır. Her ne kadar farklı olursa olsun genel olarak toplumumuzda kız isteme, gelin bohçası, damat bohçası, çeyiz alışverişi, söz, nişan, düğün etkinlikleri, halay veya müzik eşliğinde eğlenmek, düğün zamanı yemek dağıtmak veya pasta kesmek gibi gelenekler hemen hemen her yörede vardır. Ayrıca ailemde gelin ayakkabısı saklama veya gelin sandığının üstüne oturma gibi Damadın para verdiği gelenekler de vardır. Gelinin elinde tuttuğu çiçeği atması veya gelinin ayakkabısının altına isimlerin yazılması da adetlerimizdendir. Geleneksel müzik aletlerimizin adlarını araştırınız. Bağlama, kabak kemane, kemençe, davul, zurna, tef, yaylı tambur, ud, darbuka, delbek, kanun gibi çalgılarımız vardır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.